Ben sivil bir bireyim ve yaşamımın sonuna kadar çatışma ve şiddetten uzak, kalıcı bir barışı tesis etme şiarını ve uzlaşmayı savunan bir sivil olarak kalacağım. Bunun aksine dair hiçbir talebi inançlarım, ahlaki ve vicdani ilkelerim gereği kabul etmiyorum ve etmeyeceğim. Adım Murat Demiroğlu. 36 yaşındayım. Grafik tasarım ve web yazılımıyla uğraşıyorum. Vicdan reddimi 2013 yılında Dünya Barış Günü'nde açıkladım. Açıkladığımda bakaya durumundaydım. Aslında çocukluğumdan beri askerliğin saçma olduğunu, toplumların sağlıklı yaşaması önünde bir engel olduğunu düşünüyordum. 28 Aralık 2011 yılında Roboski katliamı olduğunda vicdan reddi konusundaki düşüncelerim tamamen artık netleşmişti. Fakat bir takım resmi yete döktüğüm zaman işte dava açılması falan gibi şeylerle karşılaşabileceğim düşüncesiyle 2013 yılına kadar erteledim. 2013 yılında devlet bir yasa çıkardı. Bu yasaya göre bakaya durumundaki kişilere para cezası kesilmesi öngörülüyordu. Ben de buna tepki olarak artık vicdan reddimi resmi olarak deklare etmemin zamanı geldiğine karar verip 2013'te Vicdan Red Derneği'nin düzenlediği bir toplantıda ilk kez kayıtlı olarak açıkladım. Şehir içinde bir yerden bir yere evden çıkıp bir arkadaşımla görüşmek veyahut da bir iş için bir müşteriyle görüşmeye gideceğim zaman otobüs duraklarında, metro istasyonlarında durdurulup kimlik sorulması, bunun ertesinde işte tebligat yazılıp imza istenmesi falan gibi şeylerle karşılaşma düşüncesiyle mümkün olduğunca şehir içinde dahi dışarıda gezerken etrafı kolaçan ederek, GBT takılmayarak, sokakta yürürken bile özellikle bu son dönemde bekçilere de aynı şeyleri yaptırmaya başladılar. Aynı şekilde şehir dışına çıkamıyorum. Çünkü uzul geliyor bana açıkçası. Çünkü çıkacağım, otelde kalmam gerekecek. Otelde kalırken gece vakti hem oradaki o çalışan insanları rahatsız edecek, hem beni rahatsız edecek şekilde gelip tutanak imzalatmak isteyecekler falan gibi düşüncelerle sürekli seyahat fikirlerimi erteliyorum. Herhalde senelerdir İstanbul'un dışına çıkmadım. Yani ilk tutanak tutulduğunda otele geldiler. Ben de tam olarak daha önce karşılaşmadığım için ne gibi yol izleyeceğime dair bir fikrim yoktu. Fakat geldiklerinde bu tutanağı imzalamayacağımı, vicdan reddi olduğumu söyledim. Oradaki polisler de durumla ilgili ne yapacaklarını bilmedikleri için ben imza vermeyeceğimi söylediğimde karakola götürüp sabaha kadar bekletip ondan sonra oradan askerlik şubesine götürdüler. Sonrasında tekrar Adana'ya gittiğimde tekrar aynı şekilde oldu. En son yerel seçimlere kadar idari para cezası falan gibi bir şeyle karşılaşmamıştım. Bir gün Zeytinburnu'nda dışarıda yürürken yine tutanağı imza atmayacağımı söylediğimde askerlik şubesine götürdüler beni. Vicdan reddi olduğumu söyledim. İşte sevkimi yapacaklarını söylediler. Ben sevk edilmeyi kabul etmediğimi, hiçbir şeye imza vermeyeceğimi, muayeneye girmeyeceğimi, birliğe falan gitmeyeceğimi söyledim. Bir dilekçe yazdım askerlik şubesine. Bu durumu yazılı bir şekilde beyan eden. Sonra oradan çıktım. Seçim olduğunda Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir SMS aldım. Asker olduğum için oy kullanamayacağıma dair. Buna itiraz etmek için Yüksek Seçim Kurulu'na gittim. Çeşitli dilekçeler verip resmi bir şekilde buna itiraz başvurusu yaptım. Bunun sonucunda beni askerlik şubesine yönlendirdi seçim kurulu. Askerlik şubesine de ben asker değilim, bana asker olmadığıma dair bir kağıt, bir belge verin ki ben bunu seçim kuruluna vereyim, oy hakkımı kullanabileyim dedim. Bunun akabininde asker olmadığıma dair bir belge vermedikleri gibi ardından bir o zaman para cezası geldi. Evrakları elime ulaştığında da ulaşır ulaşmaz sulh ceza hakimliğine önce itirazda bulundum. Aynı zamanda bu oy hakkının gaspı ile ilgili de başvuruda bulundum. İkisiyle de ilgili alt mahkemeden, sulh ceza mahkemesinden bir sonuç çıkmadı. Cezamı kesinleştirdiler. Bunun akabininde artık başka başvuracak bir daha üst mahkeme olmadığı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Orada dosyam kabul edildi ama geri dönüşü olmadı yani. Şu an beklemedeyiz. Para cezasından ötürü banka hesaplarımı da kullanmaktan çekiniyorum. Çünkü yarın öbür gün bu hesapları blok edip el koyma gibi ihtimali olabilir.
düşüncesiyle. Çekiniyorum. Bir işe başvururken işverenler işe almak konusunda çekince gösteriyorlar. Sabit bir yerde çalışamıyorum çünkü askerlik evrağı aslında kanunen zorunlu olmamasına rağmen askerlikten ilişki olmadığına dair evrak getirmesini istiyorlar. Sabit iş bulamadığımız için iş hayatı içerisinde emekliliğe doğru giden sigorta primlerimiz işlemiyor. Haliyle sağlık hizmetlerinden de sağlıklı bir şekilde faydalanamıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ndeki davanın başvurunun olumlu sonuçlanacağını düşünmüyorum. Yapılan başvuruların senelerdir gündeme alınmayıp bir karara bağlanmamasından belli bu konudaki tutumu. Bir tür baraj olduğunu düşünüyorum Anayasa Mahkemesi'nin hak arama sürecindeki insanların hak arayışlarını üst mahkeme ve uluslararası kamuoyuna taşımasının önüne bir baraj olarak konduğunu düşünüyorum Anayasa Mahkemesi. Aynı şekilde hükümetin de vicdan red konusunda olumlu bir adım atacağını düşünmüyorum. Bazen karakola götürdüklerinde veya işte tutanak tuttuklarında senin özelliğin ne? Herkes askere gidiyor, sen niye gitmiyorsun diye soruyorlar. Vicdan red tutumundaki insanlar özel insanlar değil. İnsanları, tüm insanları, herkesi barışçıl, huzurlu bir yaşamı kurgulamak için vicdan redlerini açıklamaya, zorunlu askerlik dayatmasını reddetmeye davet ediyorum.